Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Telefonumla çekim yapacağım bugün. Bir bilin bakalım ne oldu? Bilgisayarım bozuldu. Bilgisayarım olmuyor. Bugün 4 saat bilgisayarın başında oturdum. Zar zor video montaj ettim, yükledim. Telefonumdan ayarlarını yaptım. Bilgisayar hep hata veriyor. Bir programında hata var, o da bütün bilgisayarı etkiliyor. Hadi bakalım, hayırlısı diyorum. Bilgisayar da bozuldu. Yani o da para yiyecek. Bizden onu becerebilen imkan yok. Kimse yok. Bugün de Almanya'da tatil. Frühlingsnahme. Ama tabii tam her eyalette mi öyle bilmiyorum. Kimseyi arayamıyorum. Yarın arayacağım. Gelip burada evde programlanması lazım. İşler karman karışık ama ben ne yaptım? Hazırlandım, şöyle güzel giyindim ve arkadaşımla gezmeye çıkacağım. Dedim kafamı alıp gezeceğim artık. Böyle o bozuldu, bu yapıldı, şu oldu, artık olmayacak. Biraz kafamı dağıtayım. Hem tatil. Miley de abisiyle havuza gidiyor. Onlar havuza gideceklermiş. Miley'e dediler sen istersen bizimle gel. Aslında benimle, arkadaşımla beraber gidecektik ama onlar da duyunca vazgeçti. Arkadaş çok poşeti görünüyor. Onu şimdi inerken indireceğim. Cihan uyuyor. Diyorum ki bu kapıyı kim açmış? Silas. Silas nasıl açtı bilmiyorum. Buraya Cihan'ın yanına yatmaya girmiş. Allah'ım yarabbim. Hani çok seviyor insanların yanında yatmasını bizim Silas. Evet. Biz Starnbergsee'ye geldik. Evet bakın. Böyle. Ve burada önce bir kahve molası. Şöyle dedik yapalım burada. Pasta. Ondan sonra devam buradan böyle yürürüz ama çok çok güzel. Şunların güzelliğine bak. Burada insanların arasında geziniyorlar böyle. Starnberg'e geldik. Türk restoranı arıyoruz. Bulduk bir tane. Burada Bolu restoranmış. Evet burada yiyeceğiz şimdik. Adana yiyoruz şimdik. Gezdik tozduk. Fazla çekim yapmadım orada. Zaten gölün etrafında gezdik daha çok. Orada biraz şehir içine girdik. Her tarafı kapalıydı zaten. Ve bir yemek yedik. Geldik. Bu kadarlık. Ben Starnberg'e, yalan söylemeyeyim, tam 14 sene mi 15 sene önce mi bir gitmiştim. Öyle bir gezmeye. Sonra işte bu bir daha gidişim oldu. Arkadaş da nasip oldu. Dedi bir gezelim dedi. Hava da güzel dedi. Nereye gideceğimizi bilemedik. Dedik en güzeli orası. Göl kenarında böyle gezeriz. Son videoma şu evini bir topla, derle topla. Biz girince hemen derliyoruz, topluyoruz da yorum gelmiş de nereye derlesem, toplasam acaba? Dolap yok, bir şey yok. Nereye koyacağım? Mutfak böyle duruyor. Derlenecek, toplanacak bir şey yok. Mutfak gelmeden, dolaplarım gelmeden salona falan hiçbir şey derleyip toparlayamayacağım. Artık videolarımda böyle göreceksiniz, alışacaksınız ama eğer tarihinde gelirse, cidden bir erteleme olmazsa, inşallah bir haftamız kaldı. Bir hafta sonra mutfak gelecek. Yeni bir günden selamlar. Alışveriş yaptım, Aldi'ye uğradım. Şimdilik de şeye geldim. Eskiden Deniş Espetinlagadı, şimdilik JS ne olmuş? JSK 100 mü neyse işte oraya bakacağım. Banyo için takım alacağım. Hani böyle ne diyorlar, banyo için böyle tuvalet fırçası falan, bir oraya bakayım diyorum. Bauhaus'a gideceğim. Bir şeyler var, geri verilmesi lazım. Onları halledeceğim. Burası. Buraya bir bakacağım. Neler varmış. Neymiş çarşaf. Ya. Hep ratan. Tanesi 1 euro. Ama bu kadar çıkmış. Güzelmiş ama. Böyle çerezli için falan. Rengi. Bu neymiş? Mesela burada ucuzlamış yani Angebot'ta olan şeyler. Buranın çarşafları da çok güzel oluyor. Kaliteli oluyor. Ama fiyatlar bak. 90 euro. 60 euro. Vah. Ama çok dayanıyor. Ben bir kere buradan almıştım. Yani hiç bozulmuyor. Yıka yıka bozulmuyor. Şunun rengi de güzelmiş. Bu da satin. 25 euro.
Ya. 35 euro. Şu 35 euro. Ya 35 euro yine idare eder bence. O kadar da şey değil ama 80 euro 60 euro da bir çarşafa bence. Çok bakın burada angebotlar var. Bir bakalım mı? Şu angebotlardan mı baksam ama çizgili. Ben sade bir şey istiyorum. Tek renk çarşaf. Halılar da angebotta burada. Bakın şu halının rengi de güzel. Deseni aslında güzel. Ama ben artık hep kullanışlı şeylere dikkat etmeye çalışıyorum. Şu aralarından korkuyorum. İşte buralarına böyle bunların şey toz dolar çıkarması zor olur diye. Ve benim asansörümün önüne daha ben şey sipariş vermedim. Böyle mate ama bunlar hoşuma gitmedi şimdi. Gerçi tek renk de güzel olur değil mi arkadaşlar? Şöyle güzel bir tek renk koysam. Üzerinde illa yazı mı olması lazım sizce? Hayır. Bunların kenarlarının plastik olmayanları daha güzel aslında ama. Neyse. Boxlara bakın burada da var. Şunlar. Ne kadarmış? 72'ye 39 17. 72. Benimkinin altına olur mu? Bakın ne güzel böyle. Cızt cızt çıkartmak için. Böyle gitmiyor ama böyle gidiyor. Bir tane alıp denesem mi? Bu olur herhalde. 17 santim. 39 böyle. 72 böyle. Şimdi benim yatağımın ortasında demir var. Demire takılır mı? Ona da dikkat etmek lazım. Ne kadarmış burada? 17 euro. Aba 17 euro arkadaşlar. Uf, 17 euro. Şimdi yine kararsız kaldım. Ne yapsam diye bir tane alsam ama çok da az. Bu ne alacak ki? Bir ayakkabılarımı alır o kadar. Size bakın bir lamba göstereyim mi? Bu benim aldığım lambaya benziyor arkadaşlar. Buna benzer aldık lambalarımı ama benimkinde altın rengi yok. Bunu böyle çevirebiliyorsun. Vallahi şimdi çevirmeyeyim. Kırar mırarım. Böyle bir şey aldık. Şimdiden bakın şey verdim sizlere. Ama daha ne zaman gelir takılır bilmiyorum. Bakalım banyo takımları nasılmış. Bu nasıl? Elektrikli mi bu? Elini böyle altına koyunca cızt cızt yapıyor. 20 euro 50 cent. Bak. Bu. Başka? Bunlar cam. O cam. Cam. Bunlar normal siyah. Aa bakın. Bunları ben şeyde görmüştüm. 6 euro. Amazon'da görmüştüm. Set olarak gördüm ben Amazon'da bunu. Böyle tuvalet fırçasıyla beraber. Aa bakın burada tuvalet fırçası da var. Sade siyah. Evet bir bakalım. Ama Amazon'dakinin içi şey ne diyorlar? Silikon. Daha güzel temizliyormuş bile. Daha hijyenikmiş. Aynı böyleydi. Amazon'da gördüğüm de bundan da. Ama bu da fena değilmiş şunlar. Neyse bir pahalıza bakayım. Burada hemen yakınımda zaten. Olmazsa gelir bunları alırım. Zaten bana diş fırça koyacağı istemiyorum ben. Sadece şey istiyorum böyle fırça. Bir de fırça. Sayfınç bende. Ve tuvalet fırçası istiyorum. Bunlar böyle zaten dışarıda diş fırçası tutmuyoruz. Dolabın içinde olduğu için bunlara gerek yok. Evet siyah olarak sadece bunlar var zaten. Ay organizer. Sanki hiç organizer'ım yok. Aa bakma da güzelmiş. Evet bunun içine de böyle koymak için süper bir fikir aslında. Havlular. Benim havlulara benziyor. Benim Aldi'den aldığım havlularıma benziyor. Bunlar Angebot'ta. 4 euro 50 cent. Güzel. Bence şunlardan çok kullanıyoruz Miley yüzünü temizlemek için. Bunlardan da fazla almamışım ben. Aslında şöyle şundan iki tane alsam Miley için. Ama bunun rengi sanki daha açık benimkine bakınca. Ama bunlar Angebot'a gelmiş sadece. Diğerleri Angebot'ta değil. Diğerlerinin fiyatları ne kadar? Bunların şunlar 2 euro. Bak bunlar da 2.63'den düşmüş. İndirime gelmiş yani. Güzelmiş ama. Hoşuma gitti. Kalitesi de güzel.
banyoma da bakın buraya böyle serdim. Böyle bir uzun yolluk istiyorum. Böyle benim banyo uzun ya, böyle baştan başa bu şekilde yolluk istiyorum. Bakın ne güzel bu, hem yıkanır cinsinden, zaten özel banyo için ama kısa. Tabii bunu normal yolluk olarak almam lazım zannedersem. 10 euro. Şu vazo da çok güzelmiş. Bayağı büyük. 15 euro. Güzel, böyle bir tane vazom olması lazım. Güzel bir tane vazom. Benim şeylerime benziyor. 4 euro 50 cent tanesi. Bauhaus'taki şey sabunluklar falan bakın. Şunlar mesela benim hoşuma giden. 12 euro. Veya şu çok hoşuma gitti. Şu 6. Bu 16 euro. Bu 9.95. Burada da böyle 17 euro. Şöyle fırçası. Ya bunlar çok hafif. Plastik zaten. Plastik istemiyorum bunları. Yani. Evet böyle. Burada da öyle fazla benim bir beğendiğim çeşit olamadım. Ve devam edeyim. Ha, bakın fırçası, o altı böyle şey olanın 26 euro. Uf. Çilek. Lekerli. Şeftali, bu şey basık, ne diyorlar bunlara? Bu platin nektarini, böyle basık şeftali. Şöyle hazır aldım. Salata. Normal domates. Şey, zebze ve bu domatesden aldım. Şimdi yemek yapmaya başladım. Pilav koydum. Et yapacağım. Şöyle tavuk soslu. Burada da sebze. Valla kamerayı nereye koysam bilmiyorum. Yani telefonumu daha doğrusu şu an. Şu an en yüksekte bu kahve makinesi arası var. Yemeğimi yapayım. Birazdan Semra'ya uğrayacağım. Yani Eda'nın çocukların üstüne duyuyorlar. Ben bir bakayım ne yapıyorlar, ne diyorlar diye. Şöyle. Evet, içine bu hazır sostan yapacağım hemen böyle. İçine krema da koyacağım. Krema yokmuş. Bu da olur. Sonra sahne koyayım. Olur. Yeter. Yemeğimiz böyle bugün. Bu kadar oluyor valla arkadaşlar. Şey, çakma mutfakta ancak bu kadar. Haydi, alışverişe gittim sözde. Kahve almayı unutmuşum. Hemen Norma'ya daldım. Bu Norma da bizim oradaki Norma değil. Şeye gidiyorum, Altay almaya gidiyorum anneannesine. Şey, ilk annesiyle şeye, kinoya gidecekmiş. Onun için hemen buradaki şeye, Norma'ya daldım. Vardı yolun üzerinde. Kahvemi aldım. Hemen çıkıyorum diyecektim ama şuralara bakmadan çıkamadım. Çıkamıyorum daha doğrusu, şöyle bir hemen bir böyle bakarak geçiyorum. Ev yerleşmeden zaten böyle şeyler almak istemiyorum. Önce olanlar şöyle çıksın meydana. Ama çarşaflar vardır. Benim istediğim çarşaflardan değil. Çarşaf lazım bana. Bu bir gerçek de. Neyse, şimdi evdeki çarşaflarla idare ediyorum. Aferin kuzuma. Ben şimdi Altay'ı aldım. Dur yanlış yere basarsın şimdi. Aman diyeyim. Altay, bundan sonra alarm. Şimdik babaannesinin evinde kalacağız bir saat. Ondan sonra babasına gideceğiz. Çünkü babası pool yapıyormuş. Dur, orası oraya basma kızım benim. Bak. Seni yerim ben çocuk. Seni yerim. Cihan'da yazı masasını, şey kablolarını saklamak için, böyle geçirmek için bir şey almış. Onu yapmaya çalışıyor burada. Masayı buraya çevirdik. Her gün bir şeyler yapıyoruz böyle tek tük derken ilerliyoruz. Bulaşıklarımı yıkadım. Bakın ne kadar plastik o geçirlerden, çatal bıçak tabaklardan alsam da muhakkak bulaşık çıkıyor arkadaşlar. Yemek yaptığım bulaşıklar, ne bileyim karıştırdığım bardaklar. Ben mesela plastik bardaktan kahve içmesini sevmiyorum. Yıkandı bulaşıklar banyoda yine. Banyo yapıyor bulaşıklar diyorum ben. Banyonun içinde yıkıyorum ya. Faşıl. Yani aslında yıkaması o kadar kötü bir şey değil de, hani faşıl yıkaması da güzel bir şey. Ama şu belim ağrımasa böyle eğilmekten, yani problem değil ama belim ağrıyor. Neyse, iki günde bir yıkıyorum. Yani her gün yıkamıyorum. Bakın bunu da söyleyeyim, bu bir gerçek. Her gün yıkamıyorum. İki günde bir buraya birikiyor. Ondan sonra
Gidiyorum, yıkıyorum. Arkadaşlar bu videomda bugünlük bu kadar. Saat 10.30 oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.